Arkadaşlar şimdi mermerciler çalışıyor. Amcamın mezarlığını yapıyorlar yukarıda. Biz de Escobar'la bir oraya doğru gidelim. Getiriyorum, getiriyorum. Sana gelmez zaten. Gelmez. Gel hadi gel. Hadi Esko, hadi, hadi. Hadi kaçma, kaçma. Kaçma ya, o senin yanına gelmez ya. Bak arabanın işe de şimdi. Aşağıda demek, seyredin ha oraya. He, ne oldu ki? Ses vardı da. He, oraya, o öbür köpekleri buraya getirmedim, onlar dalabilir diye. Bu dalmaz ya. Onlar aşağıdan yürüt. Ahmet abi ne oldu baba? Hadi ya. Allah rahmet eylesin. Gel abi içeri gel. Abi içeri gel. Hadi. Ulan ağzına mı çıkar? Hadi hadi. Ya köpeğe senin için mi getirdik buraya? Yok yok abi. Tamam senin için mi getirdik? Köpek geziyor da. Allah Allah. Ya. Hadi, hadi oğlum. Estağfurullah. Gel oğlum bakayım. Esko. Esko. Seni anlamıyorlar oğlum. Bir seni, bir de beni anlamıyorlar. Bazı insanları da anlamıyorlar ama ne yapalım? İdare edeceğiz bunları. Yani bazı insanlar gerçekten köpekten korkuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Köpekten korktukları tamam normal bir şey yani köpekten korkulabilir. Ama hemen yanında köpek adamın kucağına atlıyor. Yani hiç seviyor onu. Görüyorsun. Yani çok da bir şey yapmaya gerek yok bence. Sahibi yanında köpeğin. Köpek zaten herhangi bir en ufak dalma belirtisi yok. İnsana en son zarar verebilecek bir hayvan yani. Sineğin zararı olur, Escobar'ın zararı olmaz insana. Ama yine de korkabiliyorlar. Yapacak bir şey yok bir şey. Yani biz de bir şey demiyoruz zaten. Normal. Yani o yüzden ben köpeklerimi saldığım zaman böyle peşlerine gidiyorum mecburen. Köpekler dolaşacak. Dolaşmak zorundalar. Buralar onların yeri. Şimdi diğer köpekleri aşağıdan getirdim. Aşağıdan şöyle bir şey var. Aşağıdan getiriyorsun. O, yani orada insan yok ama bu sefer orada inekler var. Burası zaten bizim yer. Ama işte şimdi mezarlıkta çalışıyorlar. Mezarlığı yapıyorlar. O yüzden birkaç gün o mezarlık işi var. Yani bir aslında bir şey yok yani. Sürekli bir şeyler çıkıyor yani. Çay bitiyor. Temizlik işi başlıyor. Çay temizleme işleri. O bitiyor, inek başlıyor. O bitiyor, bir şey başlıyor yani. Sürekli bir şey var. Ya biz de bu bir şeylerin arasında zaman bulup köpekleri yürütmemiz gerekiyor. Geceleri de bazen yürütüyorum ama geceleri bu köpekler otları motları göremiyor olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum belki görüyorlar ama köpek geceleri hiç otladıklarını görmüyorum. O yüzden diyorum gene gündüz de yürüteyim. Yani aslında mezarlıkta çalışanlar olmasaydı diğer köpekleri de getirecektim. Escobar'ı kontrol altında tutabiliyorum diye Escobar'ı tek yürütüyorum. Diğer köpekleri de yani yine zarar vermese bile adam panikten ağaca çıkıyor yani çam ağacına çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Arabayla yürütme işini yapacağız. Onu da yapıyorum da. Böyle yağmurlu havalar falan oluyor işte. Yağmurlu havalarda yürütüyorum ama öyle çok video falan çekemiyoruz. Bakın şimdi arabayla yürütsem şu
Şurayı görüyor musunuz? Bakın orada çalışanlar var bakın. Hemen ağacın diplerinde. Biraz yaklaştırayım. Bakın çalışanlar var. En zirveye çıkıyorum. Bakın şu yukarıdaki ağacın yan oraya çıkıyorum. O meşeye giriyoruz. Bakın tam şuradaki meşe. Onun arkası zaten domuz meşesi. Oraya gitmiyorum ama şu öndeki bizim tarafa bakan meşeye gidiyorum. Burada yakından bir yerden bir ses daha geliyor ama. Aşağıda çalışanlar var arkadaşlar. Buradan geri döneceğiz. Yine eve doğru. Daha fazla yürüyemeyeceğiz çünkü etraf kalabalık. O yüzden eve döneyim. Şimdi videoyu da kapatacağım zaten. Yine oradan geçeceğim. Şimdi yine arkadaş köpeğin saldırgan olduğunu düşünürse ona saldırgan olmadığını şey yapacağım, anlatacağım. Bu kestane var ya. Bunları ben alayım da sobanın üstüne atarım. Hadi gel gidelim Esko. Baksana. Altın gibiler. Escobar'da 3 kişi gördüm dedi. Oh be. Beni bir severler diye düşündü hayvan. Ama bir tanesi seviyordu. Ona da mani oldular. Bir tanesi sevecekti onu. Ama bak adam hiç tepki vermedi. Adamın direkt üstüne atladı. Adam hiç tepki vermedi ya. Ama kimi insanla yani ürküyor. Görüntüden ürküyor herhalde. En iyisi insanlardan uzak durmak arkadaşlar. Ben insanlardan uzak duruyorum. Ama bazen insanlar işte insanların yapması gereken işlerden dolayı yine de insanlarla denk geliyoruz işte. Burada bu işin yapılması gerekiyor. Adam geliyor buraya. Bu mevzuya maruz kalıyoruz yani. Kutu. Ama Escobar'ın orada suratında bir ifade gördüm. Yani adamın onu sevmediğini anladı hemen. Bugün biter inşallah mezarlık da. Yarın köpekleri salarım rahat rahat. En azından burası, bu alan bizim bayağı işimizi görüyor arkadaşlar. Yani aşağıda ineklerin olması bu alanı, buraya zaten diyorum yani buraya inekler gelmesin. Ya çünkü İnekler burada denk gelirse köpeklerle Allah korusun. İneği almak zorunda kalacağız o zaman. İneği kavurmaya çevireceğiz. Neyse yavaş yavaş eve doğru geçelim. Ondan sonra temizlik bitmiştir. Pablo'yu çıkaracağım ama Pablo'yu arabayla çıkaracağım geç saatte. Çünkü yani Escobar, bakın Escobar'ı itersiniz. Hani git başından dersiniz bir şey olmaz ama Pablo'yu öyle iter miter biri yani bir şey olur. Pablo biraz sıkıntılı olur.
O yüzden Pablo'yu çıkarmayacağım şimdi. Ben de evin orada. Ufak tefek işler var. Onları yapacağım. Hadi Esko gidelim. Hadi gel. Ahmet abi de Ahmet abi yani beyin ölümü gerçekleşmiş dedi babam ama yani beyin kanaması geçirdi. Birkaç 2 gün oldu herhalde. Yaklaşık 2 hafta yani 10 gün 15 gün önce de ben onunla beraberdim. Halamın evine masa falan yapacaktı. Parke marke yapacaktı. Oraya getirmiştim onu cumadan sonra. Beraber konuşmuştuk yolda ama en son 2-3 gün önce de cumada karşılaşmıştık. Yani çıkmayan candan ümit kesilmez ama Allah şifasını verir inşallah. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insan ne oluyor tam herhalde Allah bilir yani Allah'ın dediği olur. 55-60 yaşlarında bir abimiz. Evde hemen şurada arkadaşlar bakın şu evin hemen yan tarafında onun evi var. Hatta çatısı şuradan gözüküyor az bir şey. Allah sabır versin, selamet versin oradaki insanlara, ailesine, çocuklarına. İnşallah iyi olur yani. Her gün bir cenaze, her gün bir hastalık çıkıyor. Allah yardımcısı olsun insanların. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şimdi eve doğru geçeyim. İşlerime devam edeyim.